Yönetimin yapısı başkanın anlayışıyla da ilgili bir şey. Şimdi Beşiktaş'ta Sayın Ahmet Nur Çebi bu müesseseyi en azından bu anlamda doğru şekilde oturtmuş bir başkan olduğu için belki bu tür tartışmaların içerisinde bulmuyoruz kendimizi. Özetle söylemek gerekirse sportif direktör tabii ki transfer politikasının belirleyicisi olacak. Teknik heyet istediği pozisyonlara pozisyonları belirleyecek. Kulübün mali yapısını da bilen isim olarak sportif direktör o pozisyonlara hangi isimlerin alınabileceğini teknik direktörle karşılıklı istişare neticesinde belirleyecek. Artı işte alt yapı kulüpleri, alt kulüplerin oradaki oyuncu havuzuyla da ilgilenecek vesaire. Şimdi burada ben aslında asıl sorumlunun Sayın Dursun Özbek olduğunu düşünüyorum. İlk geldiği dönemi de hatırlayalım. Dursun Özbek sportif direktör olarak kimle çalıştı? Yanılmıyorsam Cüneyt Tanman'la da çalıştı. Ve Sayın Cüneyt Tanman aynı zamanda başkan yardımcısıydı. Evet, yürümedi. Yani yönetim kuruluna da girdi, yönetici de oldu. Yürümedi. Yani Dursun Özbek, Sayın Dursun Özbek. Levent Nazifoğlu'yla çalıştı. Evet. Levent Nazifoğlu'yla çalıştıktan sonra, Levent Nazifoğlu yol ayrımından sonra bu yönetimi bir divan kurulu toplantısında yapılan transferlerin birçoğunda en ağır şekilde suçlamalar ve hakaretlere bağlı bir divan toplantısı izledik. Tamam, yani hatırlatmış oluyoruz bu vesileyle. Nihayetinde söylemek istediğim şu. Sayın Dursun Özbek'in bu kritik görevlerde çalıştığı isimler yola devam etmediler. Ayrıldılar, ayrılmak durumunda kaldılar. Şimdi burada da ikircikli bir yapı oluşmuş durumda. Şimdi Cenk Ergün'ü bir taraftan seçim kozu olarak sunuyorsunuz ki karşılığı olan bir isim. Öbür taraftan da şimdi Erdem Bey'in durumunu düşünüyorum. İşte kulübe getirileri vesaire ve onunla ilgili yapılan görev tanımı. Dolayısıyla bu görev tanımı hakikaten bayağı sükseli de bir görev tanımı. Ve fonksiyonel bir iş şu anda Erdem Bey'in aldığı sorumluluk. Onun bu anlamda işte transferde belirleyici olması bence gücünden kaynaklanıyor. Ya da başkanın ona mecbur olduğu güçten kaynaklanan bir durum. Burada Dursun Özbek aslında belirleyici olması lazım. Genç Cenk Bey'in görev tanımı farklı olması lazım o zaman. Şu anda hali hazırda işte Erdem Bey sadece işte Spor AŞ'den sorumlu başkan vekili değil, aynı zamanda sportif direktör. Yani şu yaptığı işi tarif edersek buna çıkıyor. O zaman Cenk Ergün'ün tanımı niçin sportif direktör oluyor ki? Bir defa o tanımın değişmesi lazım. Bu şekilde devam etmez. Ha Galatasaray transfer yapamıyor mu? Yapabiliyor transfer. Ve yapmalı da. Transferler bundan sonra da devam edecek diye düşünüyorum. Ama nihayetinde ortaya bir hayal kırıklığı çıkarsa alınan alınamayan oyunculardan dolayı bunun sorumlusu sadece Erdem Bey olmaz. Bunun sorumlusu bence en başta Dursun Bey olur. Başkan olur. Belirleyici o çünkü. Ama şimdi şöyle bir şey var. Bugünkü fotoğrafa tekrar dikkat çekiyorum. Bak 5 kişi orada bir araya geliyorsanız başkan, başkan vekili, sportif AŞ başkan vekili, sportif direktör, sportif direktör yardımcısı, Ayhan Akman, 5 tane önemli isim. Savaş, başkan var mı o fotoğrafın içerisinde? Kulübün başkanı var değil mi? Başkanın olduğu yerde ikinci şahıslar aranmaz. Önce başkana bakar. Abi ama kulübün başka sıkıntıları var. Bak şimdi çok güzel, çok güzel bir konuya değindi. Başkanın olduğu yerde emanet etmesin mi? Tamam da emanet etsin de. Emanet ettiğin adam tecrübeli olacak. Görevleri belirlesin. Ayhan Akman'sa Ayhan Akman ne yapacağını bilecek. Erden Timur, Sportif AŞ Başkan Vekili görevi şu an için transferlerden sorumlu futbol takımının başında olan kişi ise bu görev bana göre kendisine biraz fazla ağır gelebilir diyorum ben tek başına yaptığın zaman. Hayır, oradaki mesele şu. Yani transferlerden sorumlu olabilir ama sportif direktörle birlikte yapacaksın. Eşgüdüm halinde çalışırlar. Çünkü her dakika başkanla şimdi sportif direktörü izole ederek çalışırsan o sıkıntı ortaya onu çıkar. Onu yapamadığı zaman ne oluyor? Burada da bak burada da dengeyi sağlaması gereken isim yine Dursun Bey. Yani ben döner dolaşır şeyi Dursun Bey'e çıkarırım faturayı. Eğer onu yapmazsanız sportif direktör Cenk Ergün'le işte Uğur Yıldız'la Ayhan Akman'la başkanla koordineli bir şekilde çalışmazsanız transferleri ben yapacağım derseniz istediğiniz kadar paranız olsun, istediğiniz kadar ticari anlamda tecrübeniz olsun. O zaman menajerler sizi kandırma yoluna gider. Çalıştığınız menajerler
Eğer işi bilmiyorsanız biliyorsunuz uluslararası Savaş. Çapta çok acayip menajerler Savaş. Var. Kulüpleri dolandıran menajerler var. Geçmişte Galatasaray bunun kazını yedi. İşte az önce de Onyekuru'nun menajerinden. Savaş bir virgül. Erdem Bey daha önce yöneticilik yaptı mı? Futbol kulüpleri. Yapmadı. İlk defa yapıyor. Bence şu anda çok hevesli bu işe. Çok hevesli olduğu için bu yeni başkanlarda da hevesli mi? Acaba bence hevesli. İş Erdem Bey'e mi kaldı? Çok net hevesli bence. Bence de. Hevesli. Hevesli olduğu için. Hevesli olduğu için biraz hani şey çevre kontrolü diye bir şey var ya futbolda. Yöneticilikte de çevre kontrolü bir şey yok. Çevre kontrolü yapmadan gidiyor bence. Çevre kontrolü yapmadığı için o yönetim kurulundaki bazı isimler küsüyor. Ya da şey out durumuna çıkıyor. Doğru. Bunların başında da planlama, Cenk Bey geliyor. Ama hevesli olmak kötü bir şey değil. Değil bak değil diyorum ya. Yani burada Aykut, onun hevesini, onun enerjisini aynı şekilde Cenk Bey'in tecrübesini doğru bir şekilde, fonksiyonel bir şekilde kullanması gereken isim Sayın Dursun Özbek. Sevgili Aykut. Sayın Dursun Özbek bu dengeyi sağlayamazsa Galatasaray yönetiminde ikircikli bir yapı oluşacaktır. Birileri gaza basıp yola devam ederken birileri de küsecektir. Biz bu senaryoyu daha önce yaşadık, gördük. Bunlar Galatasaray'a kazandırmadı, kaybettirdi. Dursun Özbek'in hemen fotoğrafı çekip, hemen teşhisi koyup buradaki sıkıntıya meşteri vurması lazım. Net katılıyorum. Dursun Özbek burada telefonla konuşuyor. Sayın Erden Timur burada telefonla konuşuyor. Diğer tarafta Cenk Ergün. Kopuk görüntü. O toplantı eğer olacaksa telefon görüşmesi otelin lobisine gidilir. Orada transfer yapılır. Orada ondan sonra efendim çok hızlı çalışıyorlar. O onu arıyor, o bunu arıyor falan. Bunlar orada göstermelik olmaz. İcraat lazım. Ben Galatasaray taraftarına verilen sözlerin bir an önce yerine getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Seçimden önce transferlerimiz hazır. Ekonomik anlamda hazırız. Biz bir başkan adayı. Hatta geçmişte bir başkan adayı olmuş daha isim vardı. Cemal Özgörköy, Metin Öztürk, Rıza Bey. Sayın Başkan, Erden Timur, ya hepsinin bir görev tanımı belliydi. Şu anda Galatasaray taraftarı, işte bir hafta önceye kadar stat sponsorluğu vardı. 100 milyon dolardan bahsediyoruz. Ben Burak Elmas dönemindeki BZL'de çok yavaş yavaş olmaya başladı. Orada da o niye eleştirildi, mali idare olarak ibra olmadı? Çünkü verilen sözler vardı. Galatasaray camiasına bir söz veriyorsanız, bu sözü yerine getirmiyorsanız sonra kimse kızmasın. Mali açıdan idare olarak. İdari olarak. İdari ibrasızlık. Galatasaray'da tamam. mali ibrasızlık hiç olmadı. Ama ben Galatasaray camiasına bir söz vererek seçiliyorsanız, size oy veren insanlara ben transfer yapacağım, işte sponsorluklar yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım diyorsanız bu yetkiyi alırsınız. Size oy verirler. Ama sonrasında da hesabını sorarlar. Burak Elmas stat sponsorluğunda 100 milyon dolar demişti. 25 milyon transferimiz hazır. 40 milyon dolar, 25 tane transfer. Lig başladı, kamp başladı, bitti. Şu anda da ilk kamp bitiyor ya. İlk kamp bitiyor. Hala transferler. Galatasaray'ın şu anda 5, 6 gidecek olursa 7, 8 tane transfer ihtiyacı var. Ama bir şey yok. 3 tane transfer. Şu anda tatmin eden transfer değil. Yakında bir transfer daha olacağını duydum. Pazartesi günü en geç belki salı günü. Pazar ya da pazartesi dedin. Ben pazartesi günü diye bekliyorum. Şimdi diğer taraftan bakıyorsun sevgili Ayrar. Hangi o zaman mevki? Herhalde orta saha olur. Yani 6 numara. Beklenen 6 numara olur. O da Diawara diye düşünüyorum. Çünkü birçok isim var. Daha önce biliyorsun. Bir tane bana bir isim geldi, onu sana sorayım, sormamı Sor, istedim. Bu konuda şu, veto etmiş Okan Hoca. Fredrik Mitsio, Alkmaar'dan. Evet, Okan Hoca bunu veto doğru etmişti. Mu? Doğru, veto 28 etti. Yaşında. Okan Hoca'nın bazı isimleri veto etmesi de, yani bilmiyorum, Okan Hoca değil de şu anda yabancı bir hoca olsaydı, demin bir mesaj gelmiş, şimdi ismi aklıma gelmiyor, kusura bakmasın. Eğer Okan Hoca'ya biz, bir dakika okuyacağım onu, çok güzel mesaj yazmıştı. Ben burada bakıyorum. Sen ona bakarken ayrı abime bakıyorum şimdi. Neydi? Nuri Keser. Savaş abi bu yönetime inanıyorum. Teknik heyete inanıyorum. Okan Hoca'ya inanıyorum. Fakat beklediğimiz transferler gelmiyor. Yabancı hoca olsaydı böyle mi olurdu abi? Gelenler yabancı. Kimler? Onları yok. Bir şey yapalım. Listeleyelim. Neyler? Yaptı transferler. Söyleyelim abi hemen. Tamam. Abdülkadir Bardakçı. Bardakçı. Bardakçı var. Tamam. Kazım Sağbek. Kazım. Solbek. Oliveira. 3. Oliveira bu kadar. 3. 3 transfer var. Yani şu anda Galatasaray. Ayrılan Markao. Ayrılan Marko var. Marko'nun ayrılığı hesapta yoktu. Daha önce Kazım derken hangi Kazım? Altay'dan gelen Solbek. Solbek. Sağbek dediniz de o yüzden. Solbek. Solbek. Tamam. Solbek. Kazım. Tamam. Aynen. Doğru. Şimdi adı geçenlere bakalım bir hafta 10 günde. İdris Egüeya, Carvalho, Seferovic, Diawara, Umut Bozok, Şeka, Solbekan. Çok var Evenda, ya. Evenda, işte Embolo. Joao Pedro bak o da var. Mahmut Müldür, Kaan Ayhan, Joao Pedro işte. Fenerbahçe'ye %95 gitti. Seferovic. %95 gitti. Seferovic'le anlaşılmıştı.
Bir sakatlık sorunu çıktı. Hala raporlar inceleniyor. Büyük ihtimalle o transfer olmayacak. Türkiye'nin en iyi golcüsüyüm diyen Cagne'nin durumu ne olacak? Cagne böyle bir açıklama yapan oyuncu. Kendisi öyle bir açıklama yaptı. Cagne gidecek. %90 gidecek. Ama gidişinin de bir maliyeti var. Ya belirsizlikler bu kadar olmamız. Evet, yeni yönetime destek olmak lazım. Yeni yönetime sıkıntı çıkarmamak lazım. Ama kendi içinize de sıkıntı çıkarmayın. Şu andaki sıkıntılara baktığımız zaman ben tekrar söylüyorum. Cenk Ergün, Erden Timur, Ayhan Akman, İçeride ne sıkıntısı Uğur var? Yıldız. İşte Cenk Ergün istifası. Bir ayda istifa mı olur ya? Futbol aklım dediğiniz insana bir ayda istifaya getiren bir durum varsa mutlaka orada bir şey vardır. Ve yaptığı ilk açıklamada da ben artık burada görevimin başındayım ama transferlerden uzak duruyorum açıklaması. Benim ama zaten zor bir durumda geldi Galatasaray'a. Sayın Başkan Erdem Bey, Dursun Bey, Cenk Bey, Metin Bey ve beraberindekiler çok böyle güllük gülistanlık bir takıma gelmedi. Ben mesela şeyi de merak ediyorum. Sayın Cemal Özgürken neden hiç konuşmaz? Cemal Bey. Sayın Metin Öztürk neden hiç konuşmaz? Bunlar başkan adayıydı. Metin Öztürk başkan adayıydı. Bu seçimi kazandığım gözüyle bakıyordu. Sonra son anda Dursun Özbek'le birleştiler. Ama onlar başkana saygılarından dolayı çok da konuşmayı ekonomik tercih anlamda etmiyorlar. Henüz şu anda acaba nasıl bir katkı var? Bunlar sonuçta başkana saygı da evet Galatasaray'da başkanlık makamı en üst seviyede ama biz şu anda transfer yapmıyoruz. Değil mi? Yani şu anda Metin Öztürk şampiyonluk artı Şampiyonlar Ligi'nde final sözü vermiş. Geriye dönmek istemiyorum. Yani o konularda artık geriye dönmek istemiyorum. Ben şimdi Galatasaray'da önüne baktığı için orada verilen sözler, Cemal Özgürkey'in sözleri, Columbus projesi vardı, 500 milyon dolar getirecek falan, bunlara hiç girmek istemiyorum. Ama stat sponsorluğu. O süreç abi, yürüyor ya. Nasıl yürüyor daha bir Columbus, şey görmedik. Sen söyledin, haber yaptın. Columbus projesi Cemal Özgürkey'in nerede, nasıl başladı, başladı mı, başlamadı mı? Bu ay sonunda bir yetki kongresi var, ondan sonra neler olacak ama Galatasaray bir futbol, spor kulübüdür. Galatasaray transferlere bakar. Evet, inşaat projeleri başlayacak. Önemli. Bunun için yetki alacaklar. Ama Galatasaray spor kulübü. Basketboluyla, voleyboluyla, futboluyla, kadın futbolu var bunun içinde. Ama Ayrı abinin söylediği bir laf da var. Tamam, inşaat şirketleri kulüpler ama o da yapılmalı. Tabii ki yapılmalı. Lazım. Hele ki Galatasaray'ın nerede gibi. Nerede yatacak Galatasaray, oyuncular? Abi hele ki Galatasaray'ın gibi çok önemli bir tesisin varsa. Florya'nın İstanbul'un en önemli, en değerli yerlerinden biri. Eskidi diyorsun, sen de diyorsun. Eskiden, çok eskidi. Taşıyacak zaten orayı. Kemerburgaz'da yeri belli. Başlandığı zaman bir senede biter orası. Fevkalade de bir tesis olur. Stada da yakın olur. Çok güzel bir tesis olur. Bunlar önemli. Ama daha önemli şeyler var ya. Şimdi sevgili Aykut, baktığın zaman Galatasaray şampiyonluk olacağım diyorsa, bu ligde Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de, Trabzon'da mücadele edeceğim diyorsa, hatta Başakşehir kadrosunu güçlendiriyor. Hatta Adana'da bir spor geçen seneye göre biraz daha üzerine koyarak gidiyor. Konya Spor keza aynı şekilde. Bu ligde mücadele edeceğim diyor. Şampiyon olacağım diyorsa, ben listeye baktığım zaman şu anda orta sahayı boş görmemem lazım. Ben listeye baktığım zaman sağ bekim hala takımda eksik olduğunu görmemem lazım. Peki. Ben forvetini tamamlamış olmam lazım. Ben şunu söyleyeyim. Var.